Cemaleddin Ali bin Aziz el-Huley'i. Hiç duydunuz mu bu ismi? El-Huley'i diye geçer. Hocalarımız iyi bilir. Aflarına sığınarak anlatayım. El-Huley'in başından geçenleri ilk ben işittiğimde daha yaşım gençti. Yaklaşık 400-500 kişinin katıldığı bir toplantıda toplumumuzun en önemli alimlerinden merhum Şeyh Hasan Davud Eski Ocak anlatmıştı. Bunu çok etkilenmiştim. Hemen eve gittim, kaynağına baktım. Gadir adlı 11 ciltlik kitapta geçiyor rivayet ve daha birçok kitapta geçiyor. Kendisine de buradan rahmet okuyalım. Aynı zamanda kendi döneminin en önemli alimlerinden biriydi ve Allah toplumumuzu kıyamete kadar değerli hocalarımızdan ve alimlerimizden mahrum bırakmasın diyelim. Böylelikle kendisini de almış olalım. Bu Huley'i var ya Huley'i, daha dünyada yokken annesi babası nasibi, yani ehli beyte kin duyan bir aile. Öyle ki o kadar ki kin besliyorlar, yani ellerinde olsa bütün ehli beyt tabirlerini yok edecekler. Ancak anne babanın evladı olmuyor. Kadın adak adıyor. Diyor ki ya Rabbi diyor, eğer bir evladım olursa sana şahidim olsun, onu ehli beyt kiniyle yetiştireceğim ve bu sürekli İmam Hüseyin'i ziyarete gidenler var ya, o ziyarete gidenlerin önünü kesmesi için, onlara zarar vermesi için, öldürmesi için, mallarını yağmalaması için yetiştireceğime dair söz veriyorum diyor. Adağa bakar mısın? Ve adak tutuyor. Kadının çocuğu oluyor. El-Huley'in. Ta küçüklükten ehli beyt kiniyle ama özellikle İmam Hüseyin kiniyle yetiştiriyor. İmam Hüseyin ve onun tabilerinin ne kadar kötü insanlar olduklarını ve yeryüzünden hepsinin silinmesi gerektiğine dair bilgiler veriyor. Ve El-Huley'i o kinle yetişiyor. Gençlik dönemine eriştiğinde anne diyor, baba diyor, artık bana izin verin. İzin verin ki adağınızı gerçekleştireyim, vaadinizi yerine getireyim ve artık İmam Hüseyin zuvarlarına kabus yaşatayım diyor. Anne baba gururlu bir şekilde izin veriyorlar. El-Huley'i eline kılıçlarını alıyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zuvarlarının sürekli kullandığı yollardan bir tanesine pusu atıyor. Kayalığın hemen arkasına gelen ilk kafileyi ne yapacak? Kılıçtan geçirecek, mallarını yağmalayacak. Bekliyor. Kafile gelmeyince bir uyku basıyor kendisini. Uyuyor, uyuduktan kısa bir süre sonra kafile geçip gidiyor. Rüyasında Huley'i öldüğünü görüyor. Öldükten sonra sorgu sual geliyor. Ehli beyt düşmanlığından dolayı direkt nereye? Cehenneme. Zebaniler geliyorlar, Huley'i alıyorlar ve cehenneme atıyorlar. Huley'i o esnada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Ehli Beyt'in makamlarını anlıyor. Lakin artık yapacak bir şey yok, geri dönüş yok. Ateşe atıldığını görüyor. Ateşe atılıyor, ateşe atıldığı zaman başını yukarıya alıyor. Çünkü etrafa bakıyor, orada yanan çığlık çığlığa insanlar ve kendisi de yanıyor ama gözlerini açıyor. Her tarafta ateş ama yanmıyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Her yerinden ateşler çıkıyor ama hiçbir şey hissetmiyor. O esnada sırtında bir el hissediyor, geriye dönüyor, bakıyor ki kim biliyor musunuz? İmam Hüseyin Aleyhisselam. Diyor ki Huley'i diyor, sen uyudun ya diyor dünyada. Zuvvarı bekliyordun ya. Sen uyurken o zuvvar senin yanından geçti. Kumlu toprak bir yerdeydi. Kum çıktı oraya, turab, toz. O toz senin üzerine sindi. Benim makamımı ziyarete gelenlerin çıkarmış olduğu toz senin üstünde ve o tozun hürmetine seni ateş yakmıyor. Sallu ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Huley'i uyanıyor. Hakikati görüyor, evine dönüyor, rüyasını anlatıyor, tövbe ediyor ve kendisi şair, şiir yazıyor. Diyor ki: "İza şi'ten necate fezur Hüseynen likey telqa'l ilaha qarina ayni fe inen nar la tahruqu cismen aleyhi gubar zuvarul Hüseyin." Sallu ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İza şi'ten necate fezur Hüseynen. Eğer kurtuluş istiyorsan Hüseyin'i ziyaret etmelisin. Orada Allah'ın diyor rızasını göreceksin. Orası öyle bir yerde ki
oranın toprağının tozunu üzerinde taşıyanı nar-ı ateş yakmıyor. O zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bugün 21 milyon insanın niye ziyaret ettiğini anladınız mı? İmam Hüseyin Aleyhisselam bizleri idrak ediyor, ancak biz İmam Hüseyin'i idrakte inşallah gaflete düşmeyiz. Hepiniz buradasınız, işinizi gücünüzü bıraktınız İmam Hüseyin aşkıyla. Allah sizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şefaatine nail eylesin. Sallu ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah.